Bu video, yaşadıkları yere bereket getiren, ancak terk ettiklerinde bölgeyi derin bir kıtlığa mecbur bırakan gul cinlerinin bir köyü nasıl ve neden hiçliğin ortasına hapsettiklerinin hikayesini anlatmaktadır. Şimdi, geçmişten bugüne köyünde yaşayan Mustafa A, Hilmi V ve Hatice Ş'nin başlarından geçen yaşanmış olaylara tanıklık ediyoruz. Yer, Mardin, Turgutlu Köyü. Yıl 1985. O zamanlar henüz genç bir delikanlı olan Mustafa A, Turgutlu Köyü muhtarının oğlu. Babamın muhtar olması benim köyde önemli biri olmamı sağlıyordu diye başlıyor sözlerini. Herkesin bahçesine, tarlasına destursuz girer, hal hatır sorar, sohbet eder, bağ bahçe işlerine yardım ederdim. O zamanlar bu çorak yerlerde hep ekinler vardı. Ama görmeniz lazım, yerden resmen bereket fışkırıyordu. Bir hata ettik ve köy bu hale geldi. Buranın delikanlıları çoğu zaman köyün girişindeki boş olan taş evde toplanır, tütün içerdik. Gençlik zamanları işte. Köyün ileri gelen büyükleri o eve gitmememizi, o civarda bulunup mübarekleri rahatsız etmememiz gerektiğini söylüyorlardı. Aldırış etmiyorduk. Ta ki Musa arkadaşımızı o evin içinde kendini asmış bir şekilde bulana dek. Hilmi V giriyor söze. O da o zamanlar köyde yaşayan toy bir genç. Mustafa abiler bizden büyüktü. Aralarına giremezdik ama Musa abinin kendini o evde asmasıyla her şey değişti. İyi hatırlıyorum diye ekliyor. Biz o zamanlar çocuk yaşlardaydık. Köyün meydanında herkes feryat ve yan olmuş. Koştuk, baktık. Herkes toplanmış, köyün girişindeki taş eve gidiyor. Biz de peşlerinden gittik. Gördüğüm şeyi asla unutamam. Kısa bir iple Musa abi kendini asmıştı. Ama ortada ne bir sandalye ne de bir tabure. Hiçbir şey yoktu. Mustafa abinin babası herkesi köyün meydanında topladı. Kim yaptı bunu diye bağırdı. Kimseden ses çıkmadı. Jandarma gelip inceledi sonra. Hiçbir şey bulamadılar. İntihar etmiş deyip gittiler. Buradan sonra Mustafa Ağa anlatmaya başlıyor yeniden. Musa'nın ölümünün üzerinden yaklaşık bir ay geçmişti. Biz bu olaydan sonra çok korktuk ama ara sıra da olsa evin içinde delikanlılarla toplanıp tütün içmeye devam ediyorduk. Bir sabah köy kahvesinde otururken köyün girişinden birinin toprak yolda yalpalayarak yürüdüğünü gördük. Biraz yaklaşınca bizim arkadaşlardan İbrahim olduğunu fark ettim. O da bizimle tütün içen delikanlılardan biriydi. Üstü başı toz toprak içindeydi. Kahvenin önüne geldi, dönüp bize baktı. Gözlerinden kanlar akıyordu. "Kör oldum lan, kör oldum!" diye bağırmaya başladı. Herkes donup kalmıştı. O anı hala unutamıyorum. Aradan biraz zaman geçtikten sonra geçmiş olsun ziyaretine gittik. Herkes gittikten sonra yalnız kaldık. Ne oldu diye sordum. O da sesi titreyerek anlatmaya başladı. Köyün güzel kızlarından biriyle birlikte taş eve gitmişler. Kızla biraz cilveleştikten sonra kız köye geri dönmüş. Bu da orada tütün sarıp içmeye başlamış. Evin diğer odasından kulağıma güzel bir müzik sesi geldi diye anlatmıştı. İki göz ev zaten. Diğer odaya gitmesiyle kocaman elleri olan dev gibi bir adam görmüş ve korkup geri kaçmaya çalışmış. Adam bunu yakalamış ve kocaman elleriyle gözlerini oyup toprak yola fırlatmış. Anlatırken hıçkırarak ağlıyordu. Bu olayı korkusundan dolayı benden başka kimseye anlatamamıştı. Bu olaydan sonra Bakacık köyünden bir muhteremi köye getirdiler. Adam yaşlı ama bilgiliydi. Köyü iyice gezdirdiler. En sonunda köy kahvesine getirdiler.
Vaazını dinlemek için hepimiz toplanmıştık. Adam ta o zamanlar anlamıştı ne olduğunu. Ahaliye döndü ve iki cümle söyledi. Bereket sizi terk etmiştir. Buradan gitme vaktiniz gelmiştir. Bazı büyükler adamın söylediklerinden etkilendiler ve toplanıp gittiler. Ama köyün çoğu adamın dediklerine aldırış etmedi. Bir müddet hiçbir şey olmadı köyde. Herkes normal yaşantısına geri döndü, yaşananları da unutup gitti. Aradan 2-3 ay geçmişti ki o yaşananlardan sonra hiçbir şey düzelmedi bu köyde. Sözü tekrar Hilmi Bey'e devraldı. Geceleri uluma sesleri başladı. Evlerin dibine kadar geliyordu sesler. Çıkıp bakıyorduk, ne bir hayvan ne bir şey. Sabah kalkıp tarlalara gidiyorduk, tarlaların ortasında kocaman kayalar var. Kimse bir anlam veremiyor tabii. Daha sonra insanların köyde toplandığı yerlere gece gündüz demeden sık aralıklarla taş yağmaya başladı. Tarlalarda yangınlar çıktı. Birini söndürüyorduk, diğerinde başlıyordu. Köy yavaş yavaş cehenneme dönüyordu. Mustafa A. anlatmaya devam etti. Bu olaylar devam ederken gözden uzak bir yerde sohbet edelim diye arkadaşım Tayfur ile birlikte taş eve yeniden gittik. Tütünleri sardık, içmeye başladık. İçeri odadan güzel bir müzik sesi duymaya başladık. İkimiz de korktuk tabii. Sonra odadan sarı saçlı, güzel mi güzel bir kız çıktı. Bizim oraların kızlarına hiç benzemiyor. Şehirli karısıydı besbelli. İkimize de baktı, Tayfur'a eliyle gel gel yaptı, odanın içine geri döndü. Tayfur bana baktı, elindeki tütünü attı, içeri odaya gitti. Ben bir süre hiçbir şey yapmadan öylece donup kaldım. Müzik sesi de kesilmişti. Çok korkuyordum. Tayfur'a seslendim. İçeri odadan hiç ses gelmiyordu. Birkaç defa daha seslendim. Tam odaya doğru yürümeye başlamışken içeriden daha önce hiç duymadığım korkunç bir ses geldi. Dualar okuyarak evden kaçtım. Köy meydanına kadar durmadan koştum. Doğruca babamın yanına gittim. Nefes nefese olan biteni anlattım. Babamın gözündeki korku ve çaresizliği ilk defa o zaman görmüştüm. Babam beni de alıp köy kahvesine götürdü. Her şeyi en başından herkese anlat dedi. Anlattım. Köy ahalisiyle birlikte hızlıca taş eve doğru gittik. Ben korkudan içeri giremedim ama bütün köy sırayla eve girip baktı. İçtiğimiz tütünlerden başka hiçbir şey yoktu. O günden sonra hiç kimse Tayfun'u görmedi. Ben de bu olaydan 3 ay sonra uykumda aynı kadını görüp uyandım. O gece kısmi felç geçirdim. Yıllar geçti, hala sağ kolum tutmuyor. Hilmi Bey ise kısa bir bilgi daha vermek için tekrar söze giriyor. Köydeki olaylar, ulumalar ve tarla yangınları devam ederken bir başka durum daha meydana gelmeye başlamıştı. Köydeki hamile kadınlar sürekli ölü çocuk doğuruyorlardı. O zamanlar hemen hepsi aynı hikayeyi anlatıyordu. Doğum sancıları başladığında üzerlerine karabasanlar çöküyor, gece tuvalete gidenler bahçede yakışıklı erkekler görüyorlarmış. Bu erkekler onları zinaya çağırıyormuş. Son olarak Hatice Ş. yaşadıklarını anlatmaya başlıyor. Ben bu köye gelin geldim. Benim iki çocuğum ölü doğdu, biri de düştü. Yaşayan tek çocuğumu annemin Malatya'daki evinde doğurdum. Burası lanetli bir köy. Elinde imkanı olan herkes buradan kaçtı. Bir tek imkanı olmayanlar bir yere gidemedi. Seneler boyu köye ekin ekemedik. Ne zaman bir şeyler ekmeye çalışsak hep yangın çıktı, ekinler telef oldu. Geçen sene Suriye'den 3 aile geldi köye. Yerleştiler, ekip biçmeye başladılar. 2 ay sonra kimseye bir şey söylemeden her şeyi bırakıp kaçtılar. Burada herkes bir şeyler olduğunu biliyor. En son geçen hafta o taş evin önünden geçerken evin önünde kendi kızımın küçüklüğünü gördüm.
Kızım 1997 senesinde doğdu. Yani şu anda 24 yaşında. 5 yaşındaki haliyle evin önünde oturmuş beni yanına çağırıyordu. Hızlıca oradan uzaklaştım. O evin yakınındaki herkes mutlaka buna benzer şeyler görmüştür. O eve girenin başına mutlaka bir şeyler geliyor. Geçen sene şehirden gelen bir şıh köyü gezdi. Ahaliye bunların neyin sebep olduğunu anlattı. Artık neyle karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Burada evvelden beri kul cinleri yaşarmış. Rahat ettikleri yere bolluk getirirler, rahatsız edildikleri zaman da ya göçerler ya da rahatlarını bozanlara zulüm ederlermiş. Kurtuluş yolunu sorduk ama Şıh Efendi bundan tek kurtuluşun bölgeyi terk etmek olduğunu söyledi. Gidecek başka yerimiz yok. Burada bu kabusla yaşamaya devam edeceğiz diyerek bitirdi sözlerini Hatice Şeh. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.